Merhaba, bu videomuzda sizlere UGS değişikliği uygulamaları hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde CAM ortamında sıfıra alınmış bir parçanın UGS'inin nasıl değiştirildiğini görmüş olacaksınız. Şimdi bizim daha önceden sıfıra alınmış CAM ortamına atılıp oluşturulmuş bir parçamız var. Yani şu anda CAM işlemlerini istediğim gibi yapabilirim. Takım yolu oluşturabilirim, kör çıkarabilirim, yüzey seçebilirim vesaire. Fakat sıfırı biz orta üst merkezde almışken bizim kolon merkezlerimizin daha önce delindiğini ve oralara baralama işlemi yapıldığını, bu baralama işlemi yüzünden de tabii ki sayesinde kolon deliklerinin daha hassas olduğunu söylediler ve sıfırı buradan almamı istediler diyelim. Örnek olarak böyle bir senaryo üretiyorum şu anda. Bunun için benim sıfırımı kolon merkezime taşımam gerekiyor ve daha sonra yapmam gereken belli başlı temel işlemler var. Bu değişikliğin makine sıfır olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi göreceğiz. Burada üst merkezde atılmış bir sıfırım var. Öncelikle ben CAM içinde sıfır işlemime nasıl girebilirim? Bunu görelim. Birinci kısım Display User Coordinate System. Bunu CAM kısmı içinde de sıfırlama işlemlerinde göstermiştik. CAD kısmı içinde göstermiştik. CAM kısmında da yine aynı şekilde girebilirsiniz. Fakat ayrıyetten Part Geometry kısmına tıkladığımda altında yine menüler açılıyor. Bakın burada CAM Axis var. CAM Axis'in yanındaki artıya tıklıyorum. Bana buradaki sıfırlarımı gösteriyor. Şu anda kullandığım makine sıfırım New.js. Bakın üzerine çift tıkladığım takdirde sadece bana onu gösteriyor. Şu anda makine eksenine tıkladığımda aynı yeri gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Benim oluşturmuş olduğum sıfır demek ki makine sıfırım. Yani doğru birbiriyle örtüşüyor. Ben diyorum ki bu sıfırımı değiştirmek istiyorum. Ya yeni bir sıfır oluşturabilirim ya da olan üzerinden değişiklik yapabilirim. Olan üzerinden değişiklik yapalım ve kolon merkezine nasıl taşıyabiliriz onu görelim. New.js'e sağ tuş yapıyorum ve modif ediyorum. Daha sonra bakın aktif olan şu anda New.js. Z artıdan bakıyorum. Kolon merkezim sol alt taraftaki kolon merkezimi ben kullanmak istiyorum. Parçamı hafif çevireceğim. Shift ve sağ tuşa basarak parçamı çeviriyorum. Daha sonra taşıma işlemlerini de videolarını oluşturmuştuk. Bunları size sunmuştuk. Buradan tekrar taşıma işlemleri nasıl yine görme şansına sahipsiniz. Ben dairenin merkezinden yakalamak için klavyeden Ctrl C'ye basıyorum. Bu sadece C'ye basıyorum. Bu dairenin merkezini al anlamına gelir. Yani şöyle şu anda New.js'i değiştireceğiz. Onun için benim aktif olan UGS'im de New.js. Daha sonra Translate diyeceğim ama bundan önce diyorum ki Z'im hareket etmesin. Sadece X ve Y hareketli olacak. Bunun için Look Origin diyorum. Yani Z eksenimi kilitliyorum. Çünkü Z'imde bir oynama olmayacak. Translate diyorum. Bakın şu anda klavyeden C'ye basarsanız dairenin merkezini yakıldığını görürsünüz. Dairenin kenarına doğru gelince merkezin yakıldığını gördüğünüz an sadece tıklamanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi artık sıfırımız dairenin merkezinde olmuş oldu. Daha sonra ben buradan ekranımı kapatıp çıkıyorum. Bakın şimdi. Makine eksenime tekrar çift tıklıyorum. Makine eksenim hala ortada. Yani benim sıfırım şu an aslında değişmedi. Biz sıfırı değiştirdik ama programa bunun değiştiğini söylemedik. Programa bunun değiştiğini söylemek için de değiştirmiş olduğumuz sıfırımıza sağ tuş yapıyoruz. Apply Machine Axis diyoruz. Gelen uyarıda Validate Modifikasyonları tekrar hesapla demek. Bunu seçtiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi sıfırımız sol tarafta,
Makine sıfırımıza çift tıklıyorum. Yine o da sol tarafta daire merkezinde olmuş oldu. Bu durumlarda CAM ortamında bunu yapmanız gereklidir. Eğer yapmadığınız takdirde makine sıfırınızla beraber sizin oluşturmuş olduğunuz sıfır farklı olacaktır. Bu farklılıkları önlemek için değişiklik yaptığınız UGS üzerine sağ tuş, Apply as Machine Access yani makine ekseni olarak ekle diyorsunuz ve tekrar hesaplatıyorsunuz. Böylelikle bu videomuzda oluşabilecek sıfır değişikliklerini nasıl tanımlayacağımızı göstermiş olduk. WorkEnsi videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.